Herkese merhabalar. Magazinin 50 tonuyla karşınızdayız. Merhabalar. Bugünkü konularımızdan bahsedelim. Çok kısa, sonra da hemen dedikodularımızı yapalım. Şimdi konularımızdan bahsediyoruz. Çok kısa konu başlıklarımızdan. Aygün Aydın'ı konuşalım. Danla Bilic tekrar geri mi döndü aramızda? Bunu konuşacağız. Demet Akalın, Seda Sayan ve Alişan Üçlüsü'nü konuşalım. Damla Altun'un filtreli olayını konuşmadan olmaz. Seren Serengil'in photoshoplu reklamı. Serenay Sarıkaya, yine bir şeyler geldi kulağımıza, bir şeyler, bir haberler aldık. Cem Yılmaz'ın nafaka olayı var, bir şeyler söyledi. Ve Acun'un sevgilisi, çok bomba bir iddia bu Acun'un sevgilisi. Evet, bu çok bomba, sondaki çok bomba gerçekten. Aygün'le ilgili ne söyleyeceğiz? Gerçekten artık biraz bu konu beni baymaya başladı. Ne söyleyeceğiz acaba? Ne söyleyeceğiz? Aygün Aydın'ı biliyorsun, geçen videolarda da konuşmuştuk. Sürekli konuşuyoruz çünkü sürekli bir şeyler yapıp böyle gündeme gelmeye çalışıyor. Ve iyi de başarıyor da yani. Şu an takipçisi bayağı 600 bini geçti. Kendisi de zaten kabul ediyor. Artık diyor, takipçim de işte şu kadar oldu. Hakan'cığım senin sayende falan yapıyor yani. Takılıyor ama aslında ciddi. Neden bahsediyorum yani? Söyleyeyim, Hakan Sabancı'yı takıntı haline getirdi bilmeyenler için. Ve sürekli işte sanki aralarında bir şey var, hala varmışmış gibi. Varmışmış gibi falan yapıyor böyle. Bilmiyorum, değişik şeyler içerisinde. Yani bir de bu bahsettiğimiz şeyin tamamen temeli 3 günlük ilişkiye dayanıyor. 3 gün sadece görüşmüşler ve hatta ilişki bile denemez. 3 günlük bir şey sen ne kadar ilişki diyebilirsin ki? Biraz abartmaya başladı. Hani onun çok yanındaydım. Çok fazla onu hani mağdur olduğunu, hani üzüldüğünü düşünüyordum. Aşık olduğunu ve aşık olduğu için böyle şeyler yaptığını düşünüyordum ama biraz artık abartmaya başlamadım mı Aygün? Yani biraz artık bu işin reklamını çok abarttın. Tamam, güzel gidiyor. 200 binlerde olan takipçin 600 binlere çıktı. Okey, gelirin arttı, reklam gelirin arttı ama yeter ya. Yani bu kadar da değil. Sürekli çıkıp işte yok hamile olabilirim, olmayabilirim. Bu benim bedenim, bilmem ne. Tam senin bedenin de, bununla ilgili niye böyle reklam kazanıyorsun, kendine reklam yapıyorsun yani. Tamam, senin bedeninse yeter artık. Konuşma bunları ya, yeter. Hani takipçilerini de kazandın artık bu saatten sonra. Kendi yoluna bak. O takipçilerinle bir kendine yeni bir yol, yeni bir rota çiz. Çünkü gündeme gelecek başka bir şey yok. Aygün Aydın'ın ne başarısı var? Hiçbir başarısı yok Aygün'ün yani. Düşünüyorum, hiçbir başarısı yok. Nasıl gelecek ki gündeme? Hiç fotoğraf da atmıyor mesela. Hani bazı influencerlar böyle çok güzel fotoğraflar çektirir böyle mekanlarda falan böyle. Aslında çok fotoğraf atıyordu. Hepsini sildi. Kaldırdı. Tam işte artık onları da yapmıyor. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Yani hiçbir şekilde uğraşmıyor, emek vermiyor. Kendisinin büyümesi için hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Hakan'ı bu şekilde kullanıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Tebrik ediyorum. Başarılı da oluyor. Evet. Diğer bir konumuz Danla Bilic'in geri döndü. Geri döndü, evet. Yani zaten YouTuber'dı. İlk YouTuber olarak onu tanıdık biz. Ara vermişti sonrasında ama şimdi tekrar işte YouTube'a geri döndü. Çünkü şey dedi, işte artık hiç yapılmasım yoktu, enerjim yoktu ya falan dedi. Şu an çok güzel bir ofis tutmuş. Son videosunu ben izledim. Baştan sonuna kadar izledim. Kocaman bir ofis tutmuş kendisine. Ondan sonra ve Danla Bilic'in takipçileri diyordu ki, hani sen asıl YouTuber değil misin? Hani biz seni öyle biliyoruz. Niye artık YouTube videoları üretmiyorsun? İçerik neden üretmiyorsun diye. O da dedi ki, yani benim asıl işim YouTuber'lık değil ki. Hani ben başka şeylerden daha çok kazanıyorum aslında dedi. Ama yani o kadar çok takipçisi var ki Danla Bilic'in, hani çok iyi para kazandığını biliyoruz. Demek ki YouTube'dan aldığı geliri küçümsüyorsa ne kadar büyük paralar eline geçiyor, değil mi? Evet, yani YouTube'dan güzel bir izlenmesi, güzel bir abone sayısı var. Ki bu son attığı videosu dahi kaç gün trendlerde bir numarada kaldı. Evet, bir numarada. Evet, o yüzden ona rağmen bu geliri beğenmiyorsa ben, yani evet, Instagram geliri çok ciddidir. Yani ne diyelim? Allah daha çok versin. Aynen. Bereket versin. Evet. Peki ama neden acaba YouTube'a böyle bir geri dönüş yaptı sence? Bence YouTuber'ların gelirleri şu son zamanlarda arttı. Yani benim izlenimim o şekilde. Herkes böyle, influencer'lar yine bir YouTube'a dönmeye başladı bana mı? Bana da nasıl geldi biliyor musun? Şimdi Instagram'da çok fazla influencer türemeye başladım. Yani çok fazla gerçekten adını sanını bilmediğim 500 binin üzerinde takipçisi olan insanlar var. Ya bırak 500 bini, 1 milyon üzerine çıkan insanlar var. Ve rekabet çok arttı. Evet. Yani pazar çok genişledi. Dolayısıyla da bence bu influencer'lar da çok arttığı için ne oldu? İşte bunlar biraz gelir olarak düşmüş olabilir. Tekrar bu nedenle de YouTube'a geri dönmüş olabilirler. Sırf hani YouTube sayesinde daha fazla gelir elde etmek ve daha fazla takipçi kazanmak için olabilir. Yine Instagram'a yöneltmek için mi takipçilerini? Yani birbirlerini beslesin diye.
Hem Instagram'daki takipçileri YouTube'a beslesin, hem YouTube'da kazanacağı yeni takipçiler Instagram'ı beslesin diye Mantıklı. olabilir. Her yerden yürümek lazım zaten. Aynen. Evet, bu şekilde düşünüyorum. Ne yapacaksın öyle sürekli, ben zaten takipçim var, kitlem var demek ki olmaz. Üretmeye devam etmek lazım. Ya bu, hani diyorum ya, Instagram çok gelişti, çok fazla takipçisi olan var. Ve Instagram izleyicileri de çok gelişti artık. Yani insanlar artık her şeyi çok fark ediyorlar. Ve biliyorsun ki bu filtreli işte bir şeyler paylaşmak, ürün paylaşmak falan çok artık, yani insanlar, Tencere olayı vardı. evet, insan en son tencereyi filtreyle Onu paylaşmak, paylaşmıştım. temizleyici ürünü, tencereyi temizlediği ürünü filtreyle paylaşan insanlar vardı, evet. Aynen o şekilde arkadaşlar. Bu sefer de maalesef Damla Altun ne yaptı? Damla Altun bir filtreli Bayağı bir videoyla, filtreli. evet. Böyle hatta altta yorum olarak şey yazmışlar. İşte çilleri horon tepiyor diye, hani Evet. böyle şeyde, filtresinde. Bildiğiniz öyle bir filtreyle arkadaşlar ne yapmış? Ürün tanıtmış. Aslında kendisi sonradan söyledi. Dedi ki hani filtreyle çektim. Ama niye filtreyle çekiyorsun? Çekme be kardeşim. Bir de ben Damla Altun'u çok severim, biliyor musun? Ben seviyorum şeker. Çok şeker ve çok dobra bir kız. Evet. Hani böyle tam olduğu gibi, tamamen olduğu gibi, ki ben onu YouTube'da ilk video atmaya başladığından itibaren hep takip etmişimdir. Ya. Hani böyle büyümesine çok şahidim. Hani yapmasın bence. Bir de bu kadar tam gündemde olup da işte dikkat çeken bir durumken bu filtreli ürün paylaşımı, daha özenli olmak lazım. Evet, bir de yani hiç yakıştıramadım. Hiç öyle bir insan değil. Daha böyle hani doğal olduğu gibi falan böyle yapmacık tavırlara gelen bir insan değil. Bu tamamen filtre yani tamamen insanları kandırmaya giriyor. Bilmiyorum ben bir daha devamlı gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani Evet, o bence de bir daha yapmaz. evet bence akıllanmıştır. Evet. Peki bizim geçen hafta söylediklerimizden tutan? Tabii ki de Demet Bir Akalın söylemedik programı. mi? Biz söyledik Demet Akalın programı bitiyor dedik. Hatta dedik Seda Sayan geliyor olabilir mi? Hatta dedi, sen demiştin ki aa gelsin olabilir mi falan. Ve biz bu haberi almıştık daha önce. Evet. Tabii ki de haberlerimizde her zamanki gibi doğru çıktı. Ne zaman Aynen. yanıldık ki? Ya zaten çok emin olmadan bir bilgi pek paylaşmayız. Evet paylaşmıyoruz. Öyle bir haber gelmişti bize ve kesinlikle doğrulandı bu. Seda Sayan yeni programda yani Demet Akalın'ın programı bitiyor. Şu an bitti zaten ve Seda Sayan gelecek onun yerine. Evet. Demet Akalın'ın Ki yerine. bayağı aralarında tartışma oldu, biliyorsunuz. Seda Sayan işte ben kimsenin ekmeğini elinden almam, bu benim ince çizgimdir falan dedi. Ama maalesef daha sonrasında iki tane daha ünlü çıkıp bu konuda açıklama yaptı. Ne dediler? Birincisi Songül Karlı, ikincisi de Lerzen Mutlu. İşte bizi de ekmeğinden etmediği gibi mi falan gibisinden böyle bir imada Evet. bulundular. Yani nasıl etmeden onlar ekmeğinden, bizi etmediğin gibi mi falan diye imada bulundu ve hoş olmadı yani. Yani Seda Sayan genel olarak televizyonlarda görmeye alıştığımız, insanların da güvendiği bir karakter. Evet. Ben şeylerini falan hatırlıyorum. Hani böyle bir sürü kişiyi çıkartıp böyle çocuk sahibi yapıyordu, hatırlıyor musun onları? Evet. Ondan sonra işte birçok aileye yardımcı falan oluyordu. Hani bayağı insanların sevdiği, güvendiği bir kişi. O yüzden hani böyle bir şeyle anılması bence kötü oldu. Bence de ama Seda Sayan'la televizyonlara daha çok yakışacağını düşünüyorum. Yani Demet Akalın gelenleri bozuyor. Senin de dikkat edecek mi? Gelenleri bozuyor Evet, yani. Böyle laf evet. sokuyor, bir kırıyor Evet. yani. Bilmiyorum enerjisinde ben çok iyi olmadığını düşünüyorum. Seda Sayan daha böyle bir enerjik, kıprak falan böyle. Daha bilmiyorum başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet, ama şöyle de bir durum var. Yani bu iş biraz da reytinglere bakıyor. Mesela ben televizyon kanalının yapımcısı olarak ya da sahibi olarak tabii ki de ne isterim? İzlenecek bir program isterim yani. Sen çektiğinde olmuyorsa başkasını alacak. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Sonuçta Seda Sayan'ın yanında reytingleri ortada bir kız. Bu gelirlerden bahsetmişken, bu gelirler, gelirler, gelirler arttı, gelirler düştü, gelirler derken birazcık bir dudak uçuklatan bir şeyden bahsedelim. Evet. Teknemiz olmasın mı? Tekneden konuşmayalım Bir mı? tekneden konuşmayalım mı? Hem de Azimut marka bir Oo, tekne. kim istemez ki? Hem de kimden bahsediyoruz? Serenay. Serenay Serenay. Sarıkaya. Serenay Sarıkaya hep biliyorsunuz teknede tatil yapmayı çok seviyor ama hep arkadaşların teknelerine misafir oluyordu, ama bu sene duyduğumuza göre artık kendisine bir tekne alıyor. Evet, kesin Kesin. alacak haberleri Yani peki geldiğinde. yaklaşık fiyatı ne kadar? Yani ikinci el piyasasında hani birazcık bildiğim için söylüyorum. Yani şöyle düzgün, çok eski olmayan bir Azimut teknene kadar en az 10 milyon. 10 milyon. Evet, 10 milyon. Ve hani dediğimiz gibi bir 3 yıllık falan alacaksa 17 milyon, 20 milyon arası o civarı çıkması lazım. Sıfır alır belki ne dersin? O kadar parası var mıdır? Göreceğiz.
Neden olmasın göreceğiz. Ama şu an için 10 milyon üzerine bir harcama yapacağı belli. Orası kesin yani. Biz de takipte olacağız. Bakalım bu tekneler ne kadar alınacak. Bir video vardı ya, hatırlıyor musun? O dalga köpürtmesi. Evet, Anlayamazsınız. anlayamazsınız. Bunu Yani çalmayacağız. denizin dalga köpürtmesi miydi, motorun dalga köpürtmesi mi, anlayamazsınız. Evet, gerçekten. Ne diyelim arkadaşlar? Darısı başımıza. İnşallah. Cem Yılmaz'ın peki ödediği Dolar nafaka. aynen öyle. Dolarla ödüyormuş. Dolarla mı ödüyor gerçekten Evet, sence? 10 bin dolar. 10 bin dolar. Demek ki geliri ne kadar fazla ki dolar üzerinden nafaka ödeniyor Yani Cem ya. Yılmaz 10 bin dolar ödemiş bu zamana kadar. Yani 8 yıldır bu adam aylık 10 bin dolar para ödüyor. Tamam, o zaten kendi anlaşmaları da, abi sen 10 bin dolar ödeyecek kadar nasıl bir kar ya? Demek nasıl bir kazancı Yani var? gerçekten sen 10 bin dolar öderken, aylık her ay 10 bin dolar öderken bir sıkıntı yaşamıyorsan helal olsun Yani gerçekten. Cem Yılmaz ben cin olarak tanımıyorum. Yani böyle bonkör birisi olarak biliyorum ama yani sen bir de çocuğundan esirgemez diye düşünüyorum normal Evet, şartlarda. ama İnsan şu anda ne çocuğundan yaptı? esirgememeli. Ama şu anda ne dedi? Dedi ki işte ben bunu 40 bin TL'ye indireceğim Evet, dedi. dava açtı. Dava Yani açtı. demek ki eşiyle arasında bununla uyuşamadılar. Ve Cem Yılmaz da dava açmaya karar verdi ki 40 bin lirayı çekilmesi için başvurdu. Yani daha insani. Çünkü Yani 85 bin ile 40 bin arasında çok büyük bir fark var ki 85 bin çok ciddi bir meblağ. Tabi aralarındaki anlaşma 8 yıl önce yapıldığında kuru düşünürsek, yani yaklaşık 20 bin lira öderken şu an 85 bin lira ödüyor. Ne yapsın yani, biraz da düzgün düşünmek lazım. peki nafaka deyince aklımıza hemen kim geliyor? Konuları nasıl bağlıyoruz yalnız? Nafaka deyince benim aklıma nedense, bilmiyorum sizin de geliyor mu ama, Acun geliyor. Bence herkesin aklına Acun geliyor şu anda. Acun da çok ciddi bir nafaka ödüyor biliyorsun Şeyma Subaşı'na. Ama Şeyma Subaşı da evleneceği için yakın bir zamanda büyük ihtimalle bundan kurtulacak. Ama bizim tabii ki konumuz bu değil. Bizim konumuz ne? Acun'un sevgilisi hamile. Evet, Çağla şu anda hamile. Resmini de koyarız. Aynen. Bayağı karlı Hatta bir güneşti. öncelikle Mayıs'ın başında bir videosu vardı. Orada göbeği belli oluyordu ama hani bir şey diye düşündük. Yok ya, değildir falan. Ödemdir. Evet. Öyle Hani çanta düşünmüştüm. var falan var falan gibi düşünmüştüm ben orada. Ama şimdi tam videosun fotoğrafı şimdi çıktı Acun'la beraber ve fotoğrafında göbeği çok belli ve çok mutlu. Buraya siz de sen görseli ekle Tamam. ve siz de düşünün bakalım, hamile mi değil mi? Evet. Bence hamile. Biz şu an bununla ilgili bilgi bekliyoruz birisinden. Eğer bilgi gelirse diğer videomuzda kesin ve net bir şekilde söyleyeceğiz. Hatta ayını falan bile söyleyebiliriz. Cinsiyetini falan bile söyleyebiliriz. Evet, Ama şu takipte kalın. anda ne? Siz karar verin, beraber düşünelim. Evet, bugünkü konularımız bu kadardı. Biraz kısa tuttuk. Bir dahaki hafta hani belki daha çok konularımız olabilir. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.